Ben Doktor Abdülkerim Özakay, Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi uzmanıyım. Genel cerrahi denince insanların aklına ne gelir? İlk başta isterseniz onu bir açalım. Genel cerrahi branşı hangi hastalıklarla ilgilenir? Hangi ameliyatları yapar? Genel cerrah nasıl olunur? İsterseniz bunlardan kısaca bahsedelim. Tıp fakültesini bitiren bir doktor, eğitim araştırma hastanelerinde genel cerrahin ihtisasını yaparak genel cerrahi uzmanı olur. Genel cerrahi uzmanı olduktan sonra da her türlü kendi branşıyla ilgili ameliyatlara yetkinlik kazanır ve genel cerrahi kliniğini yönetme hakkını elde eder. Genel cerrahide adından da anlaşılacağı üzere operasyonlarla yani ameliyatlarla ilgili bir branştır. Daha önceleri bu branşın ismi hariciye uzmanlığıydı Türkiye'de. Dahiliye uzmanlarının işte şimdiki iç hastalıkları uzmanları da dahiliye uzmanı olarak adlandırılırdı. Hariciye dendiği zaman sanki insan vücudunun dış kısmıyla ilgilenen bir branşmış gibi halk arasında yanlış bir kanı var. Vücudun dış kısmında ve iç kısmındaki bütün hastalıkların cerrahi olarak yani ameliyatla veya endoskopik olarak şimdiki günümüzde endoskopik operasyonlar da genel cerrahlar tarafından yapılmakta yapılarak hastaların şifasını sağlamaya yönelik bir branşımız var, genel cerrahi uzmanı olarak. Kısaca bahsedeyim, hangi ameliyatları yapıyoruz? Bir kere deri ve yumuşak dokudaki basit kitleler, yumrular, bunların çıkarılması bizim branşımızı ilgilendiriyor. Örneğin saçlı derideki bir yağ kistini çıkarmak da genel cerrahın işidir. Ya da deride ya da deri altındaki kas tabakası içerisinde bulunan herhangi bir kitleyi çıkarmak da genel cerrahi branşının kapsamı içerisinde değerlendirilir. Bunun dışında isterseniz saçlı deriden başlamışken aşağıya doğru inersek boyun bölgesindeki tiroid bezi ve onun paratiroid bezleri dediğimiz ek yanındaki bezlerin hastalıklarının cerrahi tedavileri genel cerrahi uzmanının işi. Daha aşağıya doğru inersek özellikle kadınlarda, erkekte de tabii ki meme hastalıkları ve meme cerrahisi genel cerrahinin kapsamında. Yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar, rektum bu organların hastalıkları ve cerrahi tedavileri genel cerrahi ilgilendiren hastalıklardır. Buna ek olarak karın içerisinde biliyorsunuz karaciğerimiz var, pankreasımız var, dalak denilen organımız var, böbrek üstü bezleri var. Bu tür organlarımızın cerrahi hastalıklarını tedavisinde, cerrahi hastalıklarını tedavi eden branş genel cerrahi uzmanlığı branşıdır. Daha rektum demişken anal bölge hastalıkları, hemoroidler, işte fistüller, fistüller bu tarz hastalıklara da genel cerrahi uzmanlığı bakar. Eskiden şu anki gibi kalp damar cerrahi sayısı çok azdı. Varis ameliyatlarını da biz yapardık. Genel cerrahi uzmanları yapardı bacaklardaki. Ama artık kalp damar cerrahları ve girişimsel radyoloji varis tedavilerini onlar yapıyor. Bunun dışında ayakta örneğin tırnak hastalıkları, tırnağın cerrahi hastalıkları gene genel cerrahinin branşı içinde değerlendiriliyor. Ek olarak unuttuğum var mı bakalım? Açıkçası karın içi organlarının tümünden aşağı yukarı genel cerrahi uzmanı sorumludur. Bu karın içi organlarının cerrahi hastalıkları ve ameliyatlarıyla ilgili olarak söylüyorum.
Tabii bu hastaların ameliyatlarının dışında takipleri de gerekiyor. Bu takipleri de yani genel cerrahi uzmanı yapmakta. Bir de bizim sindirim sistemiyle ilgili olduğumuz için bir bakımdan sindirim sisteminin endoskopisi de genel cerrahi uzmanı ve gastroenterologlar tarafından yapılmakta. Ağırlıklı olarak biz Avrasya Hastanesi'nde genel cerrahlar olarak endoskopi işlemlerini biz uyguluyoruz. Endoskopi derken üst sindirim sistemi endoskopisi halk arasında gastroskopi olarak bilinmekte. Bunu yapıyoruz. Ve kalın bağırsağın değerlendirilmesine de kolonoskopi işlemi diyoruz. Onu da biz yapıyoruz. Ayrıca safra kanallarının taşları, tümörleri gibi hastalıklarda kullanılan RCP dediğimiz ileri teknik olan bir işlem. Bu işlemi de RCP'yi de genel cerrahlar olarak biz hastanemizde başarıyla uygulamaktayız.